Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz, sağlığınız, huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda tabii ki neler var? Güzel bir gün olsun, falımız da güzel çıksın. Hop, sıkıntılarımız da böyle üzerimizden gitsin. Hatta iki farklı sıkıntı da arkası arkasıya gitsin diyorum. Falımıza göre diyorum tabii ki. Aile içerisinde yaşamış olduğunuz iki sıkıntıyla alakalı güzel bir sürece hazır mısınız aslında? Şimdi baktığım zaman iki kişinin karşılıklı çatışmasını görüyorum. Bir şeylere başlamak. Ya aslında burada iki kişinin tartışmasını görüyorum ama bu iki kişinin tartışmasıyla ilgili bazı doneler de var aslında. Şimdi ortanızda bir tane anahtar var bir kere. Bir malla alakalı tartışma yapıyor olabilirsiniz. Ya da hayatınızda bir şeylere başlamak için karşılıklı anlaşamadığınız bir mevzu yüzünden tartışıyor da olabilirsiniz. Ve sanki bir yol, bir başlangıçla alakalı hani birbirinizden onay almaya çalışır görsellerinde çıkıyorsunuz ama bu onay fikirsel bir tartışmaya dönmüş artık. Bu tartışmanın üstünde bir yüzük görseli de var. Şimdi bu şu anlama da geliyor. Evlilik düşüncesi var fakat bazı konularda anlaşamıyorsunuz. Anlaşabilirsek şayet biz bu konuyu çözmek istiyoruz. Olmadı değil mi? Çok şey söyledim, naif söyledim anlaşabilirsek. Hayır, anlaşacağız ve biz evleneceğiz kafası var. Fakat uyuşamadığınız noktalarda da tartışıyorsunuz. Yani aslında iki birbirini seven insanın tartışması bir şeylerden feragat edilmeme gibi. İki tarafında çünkü kuyruğunda bazı kişiler var. Sanki sizin ruhunuzun ya da bedeninizin istediğinin dışında arkadan da birilerinin zannedersem ki aileler istediği bir şeyler var. Şimdi S harfi direkt çıkmış. Çok temizde çıkıyor bir kere. Ve yanında da bir yüzük görseli var. Eğer böyle bir durum içerisindeyseniz aslında burada biraz böyle kendi kendime kalmak istiyorum diyeceğiniz bir hafta, bir 2-3 hafta sizi bekliyor diyebilirim. Yani ayaklarınıza dolanmış bir sevgili var. O da dediğinin olmasını istiyor. Ama siz biraz daha ağır basacaksınız ve önümüzdeki süreçte aslında siz istediğiniz yönde bir ilerleme kaydedeceksiniz. Bu konuda bir sıkıntınızı üzerinizden atacaksınız anlamına geliyor. Şimdi bu sıkıntıyı atarken sadece diyelim ki bir tartışma yaşayacaksınız ve bu tartışmanın sonunda siz biraz rest çekeceksiniz. Aslında karşı tarafa da çok da istemediği bir haberi telefonla vereceksiniz. Burada biraz yalnız kalmak istiyorum görselleri çıktığı için. Belki de biraz yalnız kalmak istiyorum diyeceksiniz ama o kalbiniz böyle yerinde kocaman olmuş, patlayacak, şişecek gibi bir bekleme süreci var. Burada bu süreci bekledikten sonra çok temiz bir haberle durum tamamen akışa geçiyor. Diyeyim mi? İyi söyleyeyim mi? Şimdi akışa geçiyor. Evet ama tabii pürüzler var arkadaşlar. Yani öyle o kadar kolay bir şekilde bu konuları yakın zamanda en azından aşamazsınız. Fakat sizin istediğiniz bir konuda bir sıkıntı şuraya düştü. Yani bir haberle siz bu konuyu tekrardan gündeminize alacaksınız. Ve aslında önünüzdeki yolda ufak tefek pürüzlerle bugüne göre daha sakin bir şekilde ilerlemeye devam edeceksiniz. Görseli var. Şimdi ben bununla alakalı biraz daha söyleyecek olursam, çok seviyorsunuz, o da çok seviyor, siz de çok seviyorsunuz. Fakat burada arkanızdakiler kim arkadaşlar? Bu arkanızdakiler özellikle karşınızdakinin arkasındaki kişi kimse, sizi ilerleyen süreçte de zorlayacak. Hatta bir müddet sonra belki de o sevdiğiniz insanı kenara çekip bununla da tartışmalar yaşayacaksınız. Kader diyelim buna da artık. Şimdi bunun haricinde bu yolla alakalı bilgi verdim. İkinci bir yol veriyorum. Hane içerisinde bir kişiyle tartıştığınız, onu arkada bırakmak istediğiniz, onun fikirlerine saygı duymadığınız bir görsel var. Aslında bugüne kadar yapmış olduğu neyse böyle arkasında kuyruk olan bir borçla birlikte karşınızda durmuş. Başka şeyler daha yapmak istiyor. Hani bir borcu varsa bir borca daha girmek istiyormuş gibi bir görsel var.
Siz burada restleşeceksiniz. Yani artık böyle yüzdüm kuyruğuna geldim. Yeter artık. Ben daha fazla bu durumu çekemeyeceğim der görsellerinde çıkıyorsunuz. Aslında bunu dediğinizde sıkıntılısınız. Ama böyle bunu dedikten sonra da oh be diyeceğiniz bir süreç var. Şimdi burada o durumda karşınızdaki kişi sanki eline böyle bir yumruk yapmış. Masaya yumruğu vurur görsellerinde çünkü aslında o da size bir rest çekecek. Fakat onun resti çok havada kalıyor. Havada bir yumruk görsellerinde çıkıyor. Üstüne üstüne konuşmalar yapılacak bu konuşmalarda. Siz böyle kenara çekilmiş ne dersen de olmaz. Bu böyle olacak der gibi inat etmiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi bu eşiniz olabilir. Ailede yaşayan bir kişi olabilir, çocuğunuz olabilir. Kim ise bu, restleşeceğiniz, ne kadar istemeseniz de bu tartışmaları yaşayacağınız, bu yaşamış olduğunuz tartışmalarda yalnız çok dik duracağınız ve istediğiniz yönde bulunduğunuz alana sabit bir şekilde bağlanmış bu böyle olacak. Yoksa yok der gibi çıkıyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi bir öyle gidiyor, bir böyle gidiyor, bir şöyle gidiyor. Böyle alt alta üst üste konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ama sonuç sizin istediğiniz yönde ilerleme olarak hayatınıza yansıyacak görselleri var. Şimdi aile hayatındaki karışıklıkları diyelim ki falımızda bilemedik. Bundan sonrası için neler var derseniz 2 hafta sonra üst üste koymuş olduğunuz insanlar var. Bir kere bir topluluğa gireceksiniz ve burada aslında çok da konuşmak, görüşmek istemediğiniz insanlara sanki hizmet eder ya da hizmet alır görsellerinde çıkıyorsunuz. Aradan şöyle 1 hafta geçiyor. Hane içerisinden bir kişiyi gönderme durumunuz var. Bir yere gönderiyorsunuz sanki. Siz arkasında durmuş biraz üzgün duruyorsunuz yalnız. Sonrasına baktığım zaman eşinizin aile tarafından bir yaşlı insan, yaşça büyük bir insan diyelim. Onun bir sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sanki bir şeyleri küsüyor, bir şeyleri istiyor, yaptırtmıyor. Hani böyle bir alavere dalavere de biraz varmış gibi böyle huysuz bir ihtiyar görseli var. Burada biraz böyle o konulara girmek istemeyeceksiniz ama bakıyorum, bakın şurada. Hani ne kadar da istemeseniz sonra dönüp sanki gel bak hadi. İstemeye istemeyiz. Gel bak hadi diyerek gönlünü almaya çalıştığınız bir süreç var. Tam aranızda Y harfi var ya sizde ya onda bir Y harfi olması gerekiyor. Şimdi genel hatlarıyla ilişkiler hanenizle alakalı bir dilek tuttuysanız 2 tane sıkıntınızdan 1,5 ay içerisinde kurtulacaksınız. 2 farklı konu olarak görünüyor. Hani sıyrılıyor gidiyor hayatınızdan. Fakat ana konu Eylül, Ekim ortasında bir malla alakalı yaşlı bir kişinin sıkıntısına destek olmaya çalışacaksınız. Ama bu mal neyse sizi de sıkan bir konu. Ve siz sanki burada ondan böyle onun gönlünü alarak almak istediğiniz ya da yapmak istediğinizde bir teyit almak isteği var. Hani o karşı çıkıyor sanki siz onun gönlünü almaya çalışıyorsunuz. Bu anneniz babanız bile olabilir. Mal ya da para konularıyla alakalı bir karışıklığı çözmek için sizden yaşça büyük bir kişiden destek almak için biraz uğraşacaksınız arkadaşlar. Ekim'in 15'inden sonra özellikle böyle nereden baksan böyle 1 ay bu konularla alakalı aşağı yukarı bir samsara'nın içerisinde git gel yaptığınız görselleri de var. Rahata çıkar mısınız? Çıkarsınız. Çok da güzel çıkarsınız. Aslında bugünkü falımızda tutmuş olduğunuz niyetlerde Kasım ayı itibariyle rahatlayacağınız görselleri de var. Peki iş ve para konularında neler var? Bol bol yol var bir kere. Yani bu yollar sizi nereye çıkartır? Yeni başlangıçlara çıkartır. Bir, işinizle alakalı yol yaparsınız ama bu yapmış olduğunuz yollarda pürüz yok. Çok temiz yollar olarak görünüyor. Bazı başlangıçlar yapmak isterseniz şayet bu başlangıçlarda da önünüz açık. Bugün aslında tutmuş olduğunuz niyetlerde kafanızda soru işareti olsa da hani böyle sanki bugün geçmişe biraz takılı kalmış hani acaba der gibi dursanız da bir 15 güne kadar hadi bakalım ilerliyorum, sıkıntılıyım ama ilerleyeceğim diyerek adım adım bazı konuları çözüp özellikle Eylül-Ekim ayında hayatınızda iş ve para konularında değişimi açtığınız, değişimin önünüze geleceği ve bu anlamda da aslında rahatlayacağınız bir süreç görünüyor. Kısım kısım rahatlama diyeceğim çünkü burada mesela 15 gün arayla da diyebilirim. Hani böyle bir 10 gün sonra 15 gün gibi böyle paraleli çok olmayan ama aralıklarla oh be diyeceğiniz, yapacağınız konuşmalarda karşılık alacağınız görseller var. Eğer bir iş arayışıysa bu, birçok iş yeriyle görüşeceksiniz. Bunlardan aslında kafanıza en yatan üçüncü görüşme olarak görünüyor. Burada rahatladığınız aslında konuştuğunuz konularla ilgili kafanızda olan tıkalı kalmış bir alanı
Bu iş yeri görüşmesinde açacağınız, daha olumlu geleceği, daha önünüze bakabileceğiniz bir süreç görünüyor burada da. Genel hatlarıyla bir para bekliyorsanız arkadaşlar uğraşıyorsunuz. Kısım 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 uğraştınız. Eylül, Ekim, Ekim sonu bir parayı elinize alabileceğiniz görselleri de çıkmış burada. Bir de şey var, geçmişten bir para beklentisi Kasım ayı için sanki böyle balığın üstünde bir yılan görseli var. Hani o balığı alacağım artık inadının bayağı direnmiş tartışmayla birlikte o paranın elinize geçmesi için ciddi mücadele vereceğiniz. Burada hani uçarak gittiğiniz bir görsel var. Yani bir para elinize geçecek. Bunun için biraz uğraşacaksınız ama geçecek en azından. Hani uğraştım uğraştım boşa düşürdüm demeyeceğiniz bir konu olarak çıkıyor. Nazar biraz var. Hanenizde nazar var. Kötü enerji diyelim. Biliyorsunuz dolunay. Dolunaylarda ben özellikle evimde, hanemde Adaçayı tütsüsü yakarım. Enerjinin nötrlenmesi adına. Çünkü şimdi bu konularla da ilgilendiğim için hemen bir parantez içerisinde bilgi vereyim arkadaşlar. Sadece bizim değil evimizin de bir enerjisi var. Eşyalarımızın da bir enerjisi var ve ister istemez eksi artı birbirini çektiği döngüler oluyor. Evin enerjisini yükseltmek, neşeyi, keyfi, huzuru çağırmak adına adaçayı tütsüsü yakıp yaradandan kötü olan, bana zarar veren, aileme zarar veren tüm enerjilerin bu tütsüyle birlikte hanemden çıkmasına niyet ediyorum diyerek ben evimde gezdiriyorum. Ve ben iyi geldiğine de inanıyorum aslında. Herkesin hayatında dönem dönem sıkıntılar oluyor ama bir şeylere tutunmak lazım. Hani duadır evet tutunacağımız ilki ama böyle şeylerle de destek vermeye çalışıyorum. Normalde benim mesela ada çayına alerjim var. Ama sağ olsun o tütsü beni hiç tıkamıyor yani. Hani ilginçtir. İyi geldiğini de düşünüyorum. Burada neler var? Hemen parantezi kapatıp buraya geçeyim. Şimdi burada bakın elinizde bir yük çekiyorsunuz. Hanenizde, ailenizde, aşk, ilişkilerde. Sanki bebek arabası gibi böyle çekeleye çekeleye. Çekeleye çekeleye gittiğiniz bir süreç var. Şimdi burada ilişkiniz olabilir. Aile içerisindeki bir kişinin sorunu olabilir. Kafanızda çok taktınız. Ondan daha fazla taktınız. Hatta başka bir kişiden destek almak istediğiniz ama onun destek vermediği. Sadece kendinizin yüklendiği bir sıkıntıyı çeke çeke götürmeye çalışıyorsunuz. 1, 2, 3, 3 ay sonra aslında bu konuyla alakalı gelişme yaşayacaksınız. Rahatlama demeyelim, biraz pürüzlü burası. Fakat sonunda bir haberiniz var. Burada bakın başınızın üstünde bir kuş duruyor. Aslında burada bu yükü çekiyorsunuz. Sonra bir haber geliyor. Diyorsunuz ki tamam artık bu kadar yeter bırakıyorum. Sonra da 3 kişiyle konuşma ve akabinde rahatlama görseliniz var. Bu yük sizin yükünüz mü? Tartışılır diyeceğim. Çünkü bana kalsa sizin hanenizde bir kişinin yükü ama bırakacağınız bir yük, rahatlayacağınız bir yük. Bu haber aslında şu da anlama da gelebilir. Söylemek zorundayım. Boşa kürek çekme anlamına da gelebilir. Yani birisi için emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz ama bu emek verdiğiniz insan biraz boş olabilir. Görsellerinde ifade ediyor. Bunu anladığınızda zaten yolunuz açılıyor. İş ve para konularında aileye daha yatkın görünüyorsunuz. Sanki hani bu işten kaçayım, bunlar benim ayaklarıma çok dolandı. İşlerinde sevmediğim, bana huzursuzluk veren ya da hakkımı vermeyen insanlar var diyorsunuz. Kafanız kocaman olmuş, bıcır bıcır böyle devamlı düşünüyorsunuz. Elinizde de bir sopa var ama geçmişten alacak bekler görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada bu sıkıntılarınızla alakalı böyle bir ayaklarınıza dolanmış kişileri aşmanız 2-3 hafta sürecek. Sonrasında yalnız eğer çalıştığınız iş yerinde bu şekilde bir durum yaşıyorsanız şurada bir tıkanıklığınız var. Bu tıkanıklık aslında istifa görsellerini ifade ediyor. Yani istifa edip giderim diyorsanız eğer hakikaten de istifa edip gideceksiniz. Bunun için de aslında Ekim başı bu konuda böyle konuşarak anlaşamadığınız ve artık istifamı veriyorum dediğiniz bir süreçte yaşanabilir arkadaşlar. Para burada görsellerde borç olarak çıkmış, ayaklarınızı dolanan, ileriye dönük olarak yardım alacağınız uzaklarda bir kişi görünüyor. Fakat bu aralar ben gene söylüyorum, Merkür retro senettir, şudur budur, borçtur, ıvır zıvır imzalamayın. İletişimle alakalı tüm konuları kapatın kendiniz en azından bir 15 gün. Öteleyin. Çok bir şey kaybetmezseniz bu ötelemede. Çünkü 15 gün ötelersiniz ama bir senenizi, 2 senenizi kurtarırsınız diyeyim. Çok karışık olur. Çok da rahatsız eder bazı mevzular. Benden de bu konuda bilgi verilmiş olsun. Bugünkü falımız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Niyetlerinizi benim videolarımı dinlerken lütfen
stabil tutmaya çalışın. Bir iki dilek olabilir. Söylemediğim yerlerde de lütfen konunun gidişatı ile alakalı akışı düşünün. Yani atıyorum siz çocuğunuzla ilgili bir şey tuttunuz ve ben diyorum ki eşiniz. Siz orada çocuk gibi de düşünebilirsiniz bunu. Çünkü karşınızda bir kişi var. Ben burada onu betimlemek zorundayım ve betimlerken eşiniz dedim ama çocuğunuz da olabilir. Bunu siz hayatınıza yansıtırsanız önünüzde yaşayabileceklerinizi 3 aşağı 5 yukarı Yaradan'ın bize teyit ettiği kadar görme imkanımız ya da yardım alma imkanımız olur. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.